Uygulamalar ekranı sayfa 1-3. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu APK dosyalarında paket yeniden adlandırma. Müjdemi isterim arkadaşlar. APK dosyalarının paket adını değiştirebilen bir uygulama buldum. Şimdiye kadar böyle bir uygulama hiç yoktu. Ve APK Editor programı da paket adını değiştirmemize izin vermiyordu. Ha, paket adını değiştirebildiğimiz uygulamalar var. Ama bunlar çok nadir uygulamalar. Genelde indirdiğimiz veya kurduğumuz uygulamaların paket adları salt okunur oluyordu. Yani yeniden adlandırmaya karşı korumalı. Paketin adı neyse oydu. Yeniden adlandıramıyorduk. Bu uygulama, yani bu yeni bulduğum uygulama, paket adı korumalı veya korumasız dinlemiyor. Ne bulduysa yeniden adlandırabiliyor. Yeter ki paket adında çok büyük değişiklikler yapmayalım. Mümkün olduğunca küçük değişiklikler yapalım. Ve ikinci şart olarak makul bir isim bulalım yeni pakete. Makul, kısa bir isim. Çok büyük değişiklikler yapmadığımız müddetçe ve pakete vereceğimiz yeni isim makul, küçük, kısa olduğu müddetçe sorun yok. Program APK dosyası ne kadar korumalı olursa olsun, ne kadar salt okunur olursa olsun paketin adını değiştirmemize izin verebiliyor. Peki paket adı değiştirmek ne işe yarıyor? Paket adı değiştirmek aynı uygulamadan iki tane kurabilmemizi sağlar. Hani ne işe yarar aynı uygulamadan iki kere kurmak? Çok bir fikrim yok ama mesela sistem uygulaması vardır. Örneğin Google Metin Konuşma Motoru gibi, Samsung Metinden Konuşma Motoru gibi. Ben nasıl geçmişteki videolarımdan birinde Samsung Metinden Konuşma Motoru'nun modlanmış sürümünü bulduğumu anlattım ve gösterdim. Onun gibi mesela sistem uygulaması önceki sürümünde sağlıklı çalışıyordur, güncellenmiştir, bozulmuştur. Eski sürüme de dönülemiyordur, eski sürüm de kurulamıyordur. O zaman ne yapılır? Eski sürüm başka bir yerden APK olarak indirilir. Paket adı yeniden adlandırılır. Uygulama kurulur. Aynı uygulamadan iki tane olur. Birisi sorunlu olanı, diğeri sizin bulduğunuz kusursuz, düzgün çalışan versiyon. Böyle bir avantajı var paket yeniden adlandırmanın. Yani aynı uygulamadan 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane istediğiniz kadar kurabilirsiniz. İşin teorik kısmıyla sizi sıkmadan hemen geçelim konuya. Ya bu uygulamayı açayım, incelemesini falan yapalım. Bu arada ben bu videonun altına bu bahsettiğim uygulamanın indirme adresini koyacağım arkadaşlar. Acapella TTS Voices, Play Store, Ses Dönüştürücü, Galaxy Store, Ses Kaydedici, APK Jumble, Netflix, Telefon, Mesajlar, Kamera, Galeri, Saat, MT, Kişiler, Ayarlar, Tak Cihaz, Sayfa, Sayfa, Cihaz, Sayfa 1, Sayfa 2, 3, WhatsApp, Dosyalarım, E-posta, Radyo, Chrome, Gmail, Google, Haritalar, Videodan, YouTube, Z Arşiv, TTS, Samsung, Video, AS, Midijo, Star Müzik, Yandex, Revise, Aptolme, Eylemler, Öge'yi taşı, ana ekrana ekle, Öge'yi kaldır, aktive etmek için çift dokunma, daha fazla seçenek görmek için çift dokunma ve basılı tutun. APK Tool M isimli bir program.
Uygulamanın hem dosya TC linkini atarım, hem de bulabilirsem kendi sitesinin indirme linkini atarım. Dilediğiniz yerden indirebilirsiniz. Şimdi programı açıyorum. Ayrıca bu uygulama güncelleme çıktığı zaman kendi kendini güncelleyebiliyor. Çok yararlı bir program. Ha, şöyle bir şey var. Çok detaylı uygulama düzenlemesi yapmıyor. Yani APK editor programı gibi uygulamanın bütün derinliklerine inmiyor. Sadece uygulamanın adını, versiyonunu, paket ismini ve Android uyumluluk sürümlerini değiştirmemize izin veriyor. Çok basit, çok kısıtlı bir düzenleme olanağına sahip ama bizim amaçladığımız şey zaten o kadar detaylı derinlemesine bir değişiklik yapmak değil ki, böyle bir şey yapmayı hedefliyorsak zaten APK editor programını indiririz. Paket adını değiştirmek bizim amaçladığımız şey. Şimdi programı açtım. Open files. Ha, örnek olsun diye indirdim bu programı. Gerçi şimdi Müzik Pınarı uygulaması da çalışmaz oldu artık. Orası ayrı bir konu. Sorunlu bir uygulama haline geldi Müzik Pınarı. Niye öyle oldu bilmiyorum ama o farklı bir videoda işlenebilecek bir konu. O yüzden çok dağıtmayacağım konuyu. Örnek uygulama olsun diye Müzik Pınarı'nın APK'sini indirdim. Şimdi paket adını değiştirerek Müzik Pınarı'ndan iki tane kuracağız. Başlayalım. Yükle. Oturumu kullanarak yükle. Aktive etmek için çift dokunma. Bu oturumu kullanarak yükle Windows işletim sistemindeki yönetimsel erişim izni benzeri bir şey. Nasıl ki Windows işletim sisteminde çoğu uygulama yüklenirken yönetimsel erişim izni istiyor. Onun gibi, yani Android'in yönetimsel erişim izni gibi bir şey. Detay. Hızlı düzenleme. Aktive etmek için çift dokunma. Hızlı düzenlemeye giriyoruz. Müzik Pınarı. Düzenleme kutusu. Uygulama adı. Uygulama adı Müzik Pınarı. Değiştirmiyoruz bunu. Düzenle. Paket adı. Kon Müzik Pınarı. Düzenleme kutusu. Şimdi. Sürüm. Düzenleme. Kon Müzik Pınarı. Ben buraya. Alt çizgi. Sıfır. Kısa çizgi. Bir. Düzenleme. Kon Müzik Pınarı 01. Kaydet. Düğme. Devre dışı bırakıldı. Kon Müzik Pınarı 01 diye isim girdim. Niye kaydetmedi? Düzenleme. Kon Müzik Sil. Bir sil. Kısa çizgi sil. Kaydet. Düğme. Evet. Aktive. Düzenleme. Kon Müzik Pınarı 0. Kaydet. Düğme. Kon nokta. Aktive etmek için çift dokunma. Kon nokta Müzik Pınarı nokta 0 şeklinde paketi yeniden adlandırdım ve kaydediyorum. Lütfen bekleyin. Kaydediyor şu anda programı. Paketini yeniden adlandırıyor falan. Kon Müzik Pınarı 1.0 APK. Geri. Bir de imzalamasını yapalım bunun. Genelde sorun çıkmıyor ama bazen, nadiren de olsa, paketi yeniden adlandırılan uygulamalar yüklenmeyebiliyor. Bu da imza sorunlarından ötürü oluyor. Biz işimizi şansa bırakmadan programı imzalayalım. Kon Müzik Pınarı 1.0 mod APK. İmzası geçersiz uygulamalarınızı, aslında uygulama çok güzeldir, çok iyidir ama imzası geçersiz olduğu için kuramıyorsunuzdur.
sanki uygulama bozukmuş gibi paketin ayrıştırılmasında hata oluştu deyip kapanıyordur. Bu uygulama, bu APK Toolme uygulaması aynı zamanda imzası bozuk veya imzası geçersiz uygulamalarınızı imzalayabileceğiniz bir program. Yükle. Oturumu kullanarak yükle. Detay. Hızlı düzenle. Geri derle. İmzala. Aktive etmek için. İmzalıyorum. İmza dosyası. Bir imza dosyası seçin. Açılan liste. Varsayılan imza. İptal. Seç. Hı. İmzala. Tamamlandı. Tamam. Evet. Kon müzik. Donanım. Düm. Dosyamız. Apover. İmzalandı. Apto. Ap. Ana. Ana. Va. Uygulamalar ekranı. Z aç. Şimdi download.com ben paket adını değiştirdiğim ve imzaladığım uygulamayı ve orijinal uygulamayı yükleyeceğim ve aynı uygulamadan iki tane olacak. Com Müzik Pinarı 1.0 yükle. Şu paket yükle. Yükle. Müzik Pınarı. Bu orijinal paket. Şu an bunu yükledim. Daha doğrusu yükleniyor. Yükleme işleminin bitmesini bekliyorum. Müzik Pınarı. Uygulama yüklendi. Bitti. Bitti diyorum. Com Müzik Pınarı 1.0 mod APK. Com Müzik Pınarı 1.0 mod sign APK. Heh. Com. Yükle. Şimdi imzaladığımız şu paket. Kafa karışıklığı olmasın arkadaşlar. Paket adını değiştirince aynı uygulamadan iki tane oldu. İmza atınca üç tane oldu. Geçerli olan imzalı olan program, yani sign diyen dosya, o geçerlidir. Diğer programı silebilirsiniz. Hemen Müzik Pınarı. Bakın, aynı uygulamadan İki tane yüklemeye kalkarsanız normalde burada bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz demek yerine bu mevcut uygulamaya ait güncellemeyi yüklemek istiyor musunuz? Mevcut verileriniz kaybolabilir şeklinde uyarı veriyordu. Artık güncelleme falan demiyor. Sanki farklı bir uygulama kuruyormuşuz gibi bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diyor. Yükle. Müzik Pınarı. Yükleyelim. İkinci uygulamamız da yüklensin. Hatta ben eğer inanmayan olursa diye birinci paketi, birinci orijinal paketi tekrar kurmaya çalışacağım ve o zaman ne olduğunu birlikte göreceğiz. Bitti. Bu yüklendi. Şimdi eğer ben bunun paketinin adını değiştirmemiş olsaydım ve aynı uygulamadan iki tane yüklemeye kalkışsaydım, uygulamanın üzerine bir daha kurulum yapılacaktı ve bana şöyle bir uyarı verecekti. Yükle. Şimdi açıyorum. Şu paket. Heh. Müzik Pınarı. Bu mevcut uygulamaya ait güncelleme yüklemek istiyor musunuz? Mevcut verileriniz silinmez. Kaybolabilir diyordu. Şimdi silinmez diyormuş. İptal. Ben aynı paket üstüne yeniden kurulum yapmaya çalıştığım için artık güncelleme uyarısı veriyor ama bir öncekinde yaptığımda fark ettiyseniz güncelleme falan demiyor. Sanki farklı bir uygulama kuruyormuşum gibi bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diye soruyordu. Çıkıyorum. Donanım. Ara. Şimdi. Ana. Uygulamalar. Bakın. APK with akıllı ses. Apover Reg. Apover Soft ekran kaydedici. Audex. Müzik Pınarı. Müzik Pınarı. Müzik Pınarı. Müzik Pınarı. Aynı şeyin üstüne tekrar tıklamıyorum arkadaşlar. Süpürme hareketiyle dolaşıyorum. Hatta şöyle göstereyim. Müzik Pınarı. Müzik Pınarı. Müzik Pınarı. Ekrana eylemler. Ekrana sert vuruyorum ki inandırıcı olsun. Hani kimseyi kandırdığım yok benim. Bu program gerçekten paket adını değiştirebiliyor. Görenler zaten ekranda fark edecektir. Aynı uygulamadan iki tane oldu. Müzik Pınarı. Müzik Pınarı.
Müzik Pınarı, Müzik Pınarı. Gördüğünüz gibi. Artı bu program paket adını değiştirdik diye çakışma yaratmayacaktır. Birbirlerinden bağımsız şekilde çalışacaktır. Donanım. So Apo E-Recording BG düğme. Aktive etmek için çift dokunma. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Ekranda iki tane sağda, iki tane solda olmak üzere kanalımda bulunan farklı videolar var. Onlara isterseniz bakabilirsiniz. O videolardan birini seçip izlemeye devam edebilirsiniz. Dur. Bugünkü aktive etmek için çift dokunma. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.